Hepiniz yeniden merhabalar kadın oyuncular. Bugün sizlerle birlikte nasıl test server kurarız bugün onu inceliyorum. Uzun bir süredir kanalımın yorumlarında nasıl test server kurabiliriz bunu bana açıklamamı istemişsiniz. Bu bölümde ise bunu işleyeceğiz. İlk olarak Chrome veya başka bir tarayıcıya girdiğinizde buraya Get Spigot yazınız. Get Spigot yazdıktan sonra buradaki ilk siteye giriş yapınız. Genelde ben Spigot kullanıyorum. Burada 1.17 dahil çoğu versiyonun yazılımını bulabilirsiniz. Server ana yapıtını bulabilirsiniz. Bizim göreceğimiz versiyon genelde 1.8.8 olduğundan ben 1.8.8 kullanıyorum. Siz başka versiyonlarda tabii ki de kullanabilirsiniz. Sonrasında sayın arkadaşlar buradan 1.8.8'i indiriyoruz. Download'a tıklıyoruz. Download'da böyle bir link, böyle bir sayfa sizlerin karşısında olabiliyor. Aşağıda You're About to Download var. Ona tıklıyorsunuz. Tıklanınca bunun indirmesini bekliyorsunuz. Bu indirme hızınıza göre değişebilir. Genelde 10 dakikadan geç olmaz. Bekleyelim. Bu indirilirken biz de bir yandan arkadaşlar şöyle hemen yeni bir klasör oluşturalım test server için. Bir klasör oluşturunuz. Bunun ismini herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben video server yapacağım. Video server yaptıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Buraya arkadaşlar indirilen bu server yazılımını buranın içerisine atıyorsunuz. Buraya içerisine attıktan sonra bunu yeniden adlandırıp bunu istediğiniz bir ada alabilirsiniz. Ben Spigot.jar kullanıyorum. Buraya geldiğimde metin belgesi oluşturup içine verdiğim kodu yapıştırıp dosya diyorsunuz ve farklı kaydet deyip başlat.bat diyorsunuz. Metin belgesini ise tüm dosyaları seçiyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Bunu silebiliriz. Sonrasında sayın arkadaşlar buradan RAM ayarlamayı sizlere göstermek istiyorum. Peki bu sayfaya nasıl girdim? Verildiği gibi 2 tane malzememiz var. Başlat butona sağ tıklıyoruz. Sizler Edit with Notepad'i indirmeniz lazım. Bu genelde ihtiyacınız olan bir yazılım. Notepad++ yazıyorsunuz. Buradan Downloads Notepad++'a geldiğinizde en yukarıdaki 8.1 RLS sizin izlediğiniz tarihe bağlı bu versiyon değişebilir. Buradan Install'lara tıklıyorsunuz ve programı bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kurduğunuzda artık burada Edit sağ tıkladığınızda Edit with Notepad++ karşınıza gelecek. Buna sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığımızda burada bu değerleri çok anlamanıza gerek yok. Burada arkadaşlar Spigot yazısını doğru yazmanız lazım. Yoksa çalışmaz. Burada -xms1m diyor. Yani minimum 1 MB sunucu kullanabilir. Maksimum ise 256 MB kullanabilir. Tabii ki de maksimumu aşabiliyor. 300-400 oluyor. Bu genelde temel olarak server'ın kullandığı ana bellek olarak tercih ediliyor. Yani kafanız karışmasın yine server 1-2 GB kullanıyor ama Java yine de 300-400 MB sizden alıyor. Yani bunun biraz oynar değerler haberiniz olsun. %50-40 oynayabilir buna göre değer giriniz. Ben bu videoluk mesela 256 MB demişim. Ben bunu nasıl 1 GB ve 2 GB yapabilirim? Buraya gelip ya 1024 MB diyebilirim ya da 1G diyebilirim. 1G diyeyim ve kapatayım. Dedikten sonra arkadaşlar burayı kapatıyorsunuz. Başlat yanlış bastım. Bunu reddetmemiz lazım. Peki bunu neden reddetmemiz lazım arkadaşlar? Bunu yanlış başlattığımızda tamam otomatik yulo istediği için tekrar bunları silebiliriz. Buna başlatırsanız da Spigot'a tıkladığınızda da çalışır. Ama konsol ekranı gelmez yani oraya komut gönderemezsiniz. Bizim başlat.bat'tan çalıştırmamız lazım. Görüldüğü gibi yazılımımız çalışmaya başladı. Buraya geldiğimde görüldüğü gibi bir hata demeyelim. Server kendini durdurdu. Peki neden durdurdu? Burada Euro'yu true yapmamız gerekiyor. Peki Euro ne? Euro ise şudur. Eğer ki Mojang'ın siz bir server açıyorsanız Mojang bu server'da yaptığınız kodların bu server'da bir oyuncuya zarar verirseniz bundan Mojang'ın sorumlu olmadığını beyan ediyorsunuz. Ve server anlaşmalarını kabul ediyorsunuz. Okuyabilirsiniz. Başlat.bat'a tekrar tıkladığımızda Loading Libraries Please Wait diyecek. Bu biraz zaman alabilir. Görüldüğü gibi artık dünyayı oluşturmaya başlıyor. Dünyayı oluşturmaya başladığında bir server.properties'e giriyorsunuz. Edit with Notepad++ diyorsunuz. Buraya geldiğimizde görüldüğü gibi bizim server property'imiz geldi. Bizi ilgilendiren şu anki ayarlar, zaten bunlar ileriki videolarımızda anlatacağız. Online mod, eğer ki online mod'u açık bırakmazsak, işte kapatmazsak server'ımıza premiumsuz oyuncular maalesef giremeyecek. Biz ise bunu false yapıp kapalı yapıyoruz. Artık server'ımız görüldüğü gibi oluştu. Buna stop diyebiliriz ve server'ımızı kapatabiliriz. Kapattıktan sonra tekrar açtığımızda artık bu server'ı kullanabiliriz. Buna yaptığımız eklentileri aktarabiliriz. Ya da bunu server olarak da açabiliriz. Neyse arkadaşlar, bugünlük videonun sonu bu kadardı. Bunu çok istek olduğu için bu videoyu çekiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.